Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan bu tarz videoların devamı için kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlere son zamanlarda kullanımı oldukça artan D vitaminlerinden bahsedeceğim. Eczanemize gelen hastalarımızın genelinin kullanmakta olduğu D vitaminlerinin sık kullanılan formları damla ve ampul şeklindedir. Öncelikle D vitamini damlaları doktorun önerdiği damla sayısında, bu genelde çocuk ve gençlerde 10 damla, yaşlılarda 30 damla olarak kullanılır. Bazı özel durumlarda ise doktorunuz haftada şişenin tamamını bitirmeniz gerektiğini söyleyebilir. Nasıl kullanılır peki bu? Yarım çay bardağı suya doktorunuz kaç damla önerdiyse içine şu şekilde damlatılıp, kaç damla önerdiyse yarım çay bardağı suya damlatıp içebilirsiniz. Başka nasıl yapabiliriz? Küçük bir kase yoğurt da bunun içine de yine damlayı bu şekilde damlatıp, damla sayısını özenle sayarak karıştırıp yiyebiliriz. Ya da ağız tadınız uyuyorsa direkt normal bir kaşığa damlatıp damlayı kullanabiliriz. Bir yöntemi daha var. O pek tercih edilmiyor ama emiliminin yüksek olduğu söyleniyor. Zeytinyağı ile, az bir zeytinyağı ile karıştırılıp kullanılabilir. Arkadaşlar, D vitamininin bir diğer formu ise ampul formu. Bu formlarını genelde doktorun önerdiği şekilde haftada 1 ampul ya da ayda 1 ampul şeklinde kullanılması yeterlidir. Bunun kullanışları da yine alternatiflidir. Mesela gördüğümüz bu kadar büyüklükte bir ekmek yeter. Ampulü kırma şeklinde göstereyim. Şu şekilde tutarsanız kolay bir şekilde kırılacaktır. Üstünden vura vura ekmeğin üstüne damlatıp tamamını, ampulün tamamını, bu parça ekmeği yiyebilirsiniz. Bu hoşunuza gitmediyse, eğer şeker hastası değilseniz altını çiziyorum, küçük bir küp şekere yine üstüne damlaması için vura vura damlatılıp bu küp şekeri de yiyebilirsiniz. Arkadaşlar, ampul formlarının vücuda daha çabuk etki etmesi için ve emiliminin daha fazla olması için enjektör yardımıyla yine kabadan vurularak uygulanmasını daha çok tavsiye ediyoruz. Bu konuda altını çizmek istediğim nokta, ağızdan alınan D vitamini emiliminin daha az olduğudur. Yine önemli belirteyim, kendi kafanıza göre kesinlikle D vitamini kullanmayın. Mutlaka tahlil sonucuna göre doktor önerisiyle kullanın. Çünkü gereksiz ve fazla D vitamini alımı vücudu zorlar. Ve yani çok fazla yan etkisi yok ama her şeyin olduğu gibi D vitamininde fazlası zararlıdır. Arkadaşlar, bu videomda sizlere D vitamini damla ve ampulün kullanımını anlattım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve tavsiye etmeyi, özellikle bu sıkıntıları yaşayan kişilere videolarımı tavsiye etmeyi unutmayın. Ailenizin eczacısı, hepinize sağlıklı günler.